Adalet Bakanı Tunç yeni bir iddianame hazırlandığını da biliyoruz. Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var gibi bir cümle kurdu. Şimdi burada tabii kamuoyunun gerçekten çok rahatsız eden bir durum oldu Samast'ın tahliyesi. Sizce tekrar bir cezaevi süreci başlayabilir mi bu yeni iddianameyle şimdi beraber? Sayın Adalet Bakanlığı'nın kamuoyunun bilmediği konular dediği şeyleri bilmeden hukuki yorum yapamam. Söylenlerden anlaşılan FETÖ'ye bağlayarak örgütlü suç kapsamına girecek bir takım işaretler, belki deliller bulduklarını söylüyor. O gün Samast'ın örgütlü terör suçundan mahkum edilmemesi çok eleştirildi. Evet. Adi cinayet gibi tasarlanmış cinayet olduğu için işte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ancak yaşı sebebiyle 19 yıla indirildi. Burada hukuki durum şu. Bir kişiyi örgüt üyesi eylemini de örgüt faaliyeti olarak cezalandırabilmek için örgüt denilen yapıyla o kişi arasında bir devamlılık ifade eden, bir defalık, üç defalık, on defalık değil, bir devamlılık ifade eden hiyerarşi münasebetinin olması lazım. O gün Samast'ın mahkum edildiği dosyaya baktığımızda herhangi bir örgütle böyle hiyerarşik münasebet görülmüyor. Bizim vicdanlarımıza sığar ya da sığmaz. Hukuki bakımdan, kanuni bakımdan düşündüğümüzde örgüt suçundan mahkum etmek mümkün değildi. Nitekim örgüt suçundan mahkum edilmedi. Tasarlanmış cinayet olarak, eskiden taammüden derdik. Taammüden, evet. Tasarlanmış cinayet olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Cinayet sırasında, katil sırasında 17 yaşında olduğu için cezasını indirim yapıldı. Buradan hareketle acaba tasarlanmış cinayet artı örgütsel bir ilişki çıkarıldı da bu defa örgüt suçundan mı mahkum edilecek? Onu kamuoyunun bilmediği dediği bilgiler, belgeler açıklanınca göreceğiz. Şimdi Taha Bey, tabii konu çok olunca uzun uzun detay detay konuşmak istesek de bence gündemdeki önemli adilerden bir tanesi de, bence değil tabii ki, gündeme göre İYİ Parti'nin son süreçteki gelişmeler, partide yaşanan gelişmeler. Şimdi gerilim giderek tırmanıyor gibi gözüküyor. Bugün Burak Avuncu, Genel Başkan Yardımcısı Burak Avuncu da Elif Çakır'la Yıldıray'ın konuğuydu. Böyle sıkıntılı bir ortamda Burak çok başarılı bir konuşma yaptı hakikaten. Ama İstanbul'da il başkanlığı başkanı olduğu dönemlerde de gerçekten iyi bir performans gösteriyordu. Evet. Şimdi istifalarla başladı bu gerilim ama Meral Akşener'in bazı sözleri de oldu. Yani yüz kızartıcı suçlardan bahsetti. O bununla ilgili değil galiba. Parti içi meselelerle ilgili, evet, değil. Değil ama bir kadın olarak, bir anne olarak duyduğu bir konunun üzerine giderek belgelerini toplayıp bunu araştırın diye. Çünkü yetiştirme yurtlarında yetişmiş bir emniyet müdürünün, kızların, evet, bir emniyet müdürünün yurdunda falan çok feci bir durum. Yani üzerinde konuşmak bile insanın yüreğini kanatıyor. Onu Adalet Bakanı'na bildirdi. Öteki istifalar parti içi meselelerden kaynaklanıyor. Şimdi parti içi meseleleri biraz müsaadenizle konuşalım mı? Tabii, buyurun. Ne oluyor, ne bitiyor? Şimdi yarın grup konuşması Meral Akşener'in merakla da bekleniyor. Ama bir yandan da partinin içindeki bazı para pul işleri de konuşuluyor. Yani onların tabii detaylarını bilmiyoruz ama yani istifalar ortada. İYİ Parti giderek zayıflıyor gibi bir yorum yapılabilir mi? Yoksa İYİ Parti bir değişim yaşanıyor, kendini temizliyor. Yani nasıl açıklayabiliriz? İYİ Parti'nin şu anda bir türbülanstan geçmekte olduğu doğru. Türbülanstan uçak aşağı doğru mu gider, yukarı mı doğru mu gider? Bunu zaman gösterecek. Burada iki konu var. Parti içindeki mali meseleler. Burada görülen parti içerisinde bir takım mali, yani siyasi ahlakı uymayan bir takım şeyler olmuş. Meral Akşener de bunu araştırtmış. Kim ne yapmış diye. Bu etik bir tavır.
Öbürü de hayır ben bir şey yapmadım, ben niye böyle yapıyorsun diyor. Burada benim bunlar zamanla ortaya çıkacak. Şu kişi şu milletvekilliği sırasını şu kadar lira karşılığında şöyle yaptı demeye hiçbirimizin şu andaki verilerle bilgilerle imkanı yok. Eğer bu parti içerisinde yeni kurulmuş olan bir parti, müesseseleri oturmamış, iç etik değerleri, iç hiyerarşisi oturmamış olan bir partide böyle şeyler olduysa, bunu bir temizlenme hareketi olarak yaparlarsa türbülanstan başarıyla çıkabilir. Yapmaz da bu parti içindeki ihtilaftı, bu para pul işleri falan söylentileri, hele de istifalar devam ederse o vakit türbülanstan çıkması çok zor olur. Burada benim üzerine durmak istediğim istifa edenlerin iktidar partisine geçmeleri. Burak Avuncu da bugün ahlaksızlık olarak söyledi. Niteledi. Şimdi diyelim ki ben İyi Parti milletvekiliyim. Meral Akşener'le parti politikasıyla ihtilafa düştüm. İstifa ettim. Bu olabilir. Demokraside bu kınanacak bir şey değildir. Partisinden istifa etmek demokraside kullanılacak bir şekilde. Başka partiye geçmeye gelince işte orada siyasi ahlak önemli. Dün eleştirdiğim, dün temel prensiplerine karşı olduğum bir partiye mi gidiyorum yoksa yakın bir partiye mi gidiyorum? Bu seçimlerde temel konu neydi? Güçlendirilmiş parlamenter sistemi, başkanlık sistemi. İyi Parti'den istifa edip Sayın Tayyip Erdoğan'a parti rozeti taktıran zat başkanlık sisteminin ne kadar kötü olduğunu, cumhurbaşkanlığı sisteminin ne kadar kötü olduğunu, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ülkeye nasıl yarar getireceğini anlatarak seçim kazandı, öyle değil mi? Bu zat başka bir muhalefet partisine geçseydi siyasetteki kanaat değişikliği, bireysel kanaati ben kolektif kanaatten daha değerli bulduğum için onun da bireysel kanaati uyuşmadı diyerek tolere edebilirdim. Fakat dün kötülediğin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine şimdi gidip destek veriyorsunuz. Buna siyasi ahlak bakımından bunu tolere etmek, hoş görmek mümkün değildir. Başka bir muhalefet partisine gitseydi hiç kimse bir şey diyemezdi. Şimdi başka bir istifa edeceği söylenen, istifa eden ama henüz bir yere gittiği, bir yere gitmemiş olan milletvekili Ankara'da Mansur Yavaş'ı desteklemek lazım şeklinde bir açıklama yaptı. Ben de İyi Parti'nin Ankara'da ve İstanbul'da Mansur Yavaş'ı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun desteklemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu da herhangi bir partizanlık duygusuyla değil, çok güçlü iktidarların ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. İktidarların denetlenebilir, dengelenebilir olmasının ne kadar gerekli olduğunu gördük. Eğer bugünkü iktidar bir de Ankara ve İstanbul'u kazanırsa daha güçlülük duygusuyla hareket eder. Bundan endişe ediyorum. O yüzden ben istiyorum ki Ankara'yı ve İstanbul'u muhalefet kazansın. Şu anda da önde olan isimler bu. Bu iki ismin dışında başka bir muhalefet kazanırsa amenna. Bunun dışında hem diyeceksiniz ki bizim Mansur Yavaş'ı desteklememiz lazımdı. Bu açıklamayı yaptı biliyorsunuz. İstifa eden bir milletvekili. Hem de gidip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne girersen bunun da siyasi ahlaklı ilgisi olmaz. Başka bir muhalif partiye gidersen tamam anlaşamadın, oradan gittin oraya geldin. İttifak konusunda da Burak Avuncu bize bir teklif gelmedi henüz dedi. Yani tam cümleyi hatırlamıyorum ama kapımız çalınmadı. Bize böyle bir teklifle gelen olmadı. Yerel seçimlere giderken önümüzde zorlu bir yol var dedi. Yani aslında ittifak kapısı da tamamen kapanmış değil gibi görünüyor. Tamamen kapanmış değil, şu ortaya çıkıyor. Burada inisiyatifi Cumhuriyet Halk Partisi'nin alması lazım. İnisiyatifi bizzat Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun alması lazım. Çünkü şu anda önde gözüken adaylar, ana muhalefet partisi konumunda olan parti Cumhuriyet Halk Partisi. İnisiyatifin onlardan gelmesi lazım. Yani resmen bir ziyarete gidip olmadı, refüze edilmiş bir durumdan sakınabilirler ama bunun temas yolları vardır. Uzun süre beraber çalıştılar. Geçen 4 yıldan beri İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ittifak var, yakınlık var. Millet İttifakı'nın çekirdeği bu iki parti. Bir tür temas kurmaları lazım. Kurmazlarsa akıbetlerine katlanırlar.